Herkese merhabalar. 1934 yılında ibadete kapatılarak müze haline getirilen Ayasofya Camii tekrar ibadete açılmalı mı? Bu sorunun yanıtını İlber Ortaylı'dan dinleyelim. Ayasofya'yı neden açamıyoruz? Neyi açacağız? Herhalde ibadete ne diye sormuş. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Ayasofya bir geç Roma mabedidir. Tekniklerini geliştirenler tamamen pagan insanlardır. İskenderiye kitaplığına referanslar vardır. Mimar tarafından Antemios ve birisi biliyorsun Trallesli'dir, Aydınlı'dır. Öbürü de gene Miletoslu'dur. İkisi İzidor. Bunların ve bu bir ara çatladı. Kubbe yıkıldı, tamir ettiler. En son tamiri Mimar Sinan yaptı ve çok övünür o destek tamirleriyle haklı olarak. Sinan çünkü mühendistir bugünkü mimarların aksine. Ciddi adamdır. O biliyorsun sadece mimardır. Şimdikiler yüksek mimar. Böyle bir şey. Bu eser geç Roma devri eseridir. Kültürü ve yapısı. Zaten ondan sonra geçemedi. Hristiyanlık dünyası, Hristiyanlığın kültürü onu geçemedi. Bizans'ta bile. Bambaşka yarım kubbeler, yarım kubbesiz kiliseler. İşte tıpkı Parthenon, Pantheon'da olduğu gibi böyle bir bardağın üzerine yarım elma oturtma tarzındaki kubbeler. İlk devir Osmanlı mimarisinde de böyle bir şey yok. Ve bence Brunelleschi'nin şeysi Floransa Katedrali biliyorsunuz. Santa Maria Maggiore olacak. Bir de şey Duomo dedikleri. Orada çok enteresan bir mekanik vardır. O 15. asrın ikinci yarısıdır. Estetik bir kubbe Mimar Sinan'dadır. Buna kadar zaten orada bir şey yok. Hristiyan dünyasının becerikli bir kubbeyle alakası yok. Bunu şimdi biz bir muhtelif talep ve baskılara karşı müze yapmışız 34 Kasım. Bu böyle de kalır. Ve kalmalıdır. Kalmalıdır. Hiç kimse de laf edemez. Karşılığını söylersin. Çeviriniz Kurtuba'yı mescide tekrar düşünürüz dersin. Bu kadar basit. Yapamayacakları çok açık. Üstelik biz Ayasofya'yı hiçbir şekilde temel yapısına dokunmadık. Onlar mahvettiler Kurtuba'yı.